Olacak şey mi bu? Oğlumun bir kuruşunu bile o kalpağa yedirir miyim sanıyorsunuz? Atıf Kaptan bir dönemin milli kahramanı, yerli sinemanın ilk Drakulası ve Yeşilçam'ın kötü adamlarının ustasıydı. Yeri geldi bir Nazi subayı oldu, yeri geldi hak bilmez bir fabrika patronu. Ancak kötü, acımasız karakterleri canlandırmasına rağmen halkın sevgisini kazanan bir istisnaydı. Film çekimi için gittiği Ürdün'de son nefesini verdi. Başına öyle bir iş açacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak. Atıf Terzioğlu, mezar taşındaki bilgiye göre 1904'te İzmit'te dünyaya geldi. Beş kardeştiler ve anne tarafının soyu Osmanlı Sarayı'na uzanıyordu. 5 yaşındayken annesini kaybetti. Yeniden evlenen babası onu İstanbul'daki teyzesinin yanına gönderdi. İlk eğitimini burada aldı. 2 yıl sonra 1. Dünya Savaşı'nın sert esen rüzgarları nedeniyle İstanbul'dan İzmit'e geri döndü. Hulusi Kentmen çocukluk arkadaşıydı. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. O dönem tiyatro ve oyunculukla tanıştı. Oyunculuğunu beğenen Muhsin Ertuğrul sayesinde dönemin konservatuvarına girdi. 1926'da kısa bir süre memurluk yaptı. Ancak kalbinin derinliklerinde sakladığı tiyatro sevdası onu memuriyetin griliğinde boğulmaktan kurtardı. 1928'de Hamlet oyunuyla profesyonelleşti. Aynı sene daha emekleme çağındaki Yeşilçam'a da girdi. Muhsin Ertuğrul'un Kaçakçılar adlı filminde yan bir karakteri canlandırdı. İlk filminin ardından 1932'de ikinci rolü geldi ve aynı yıl hayatını Fatma Leman Hanım'la birleştirdi. 3 yıl sonra Muhsin Ertuğrul ilk Türkçe sesli film olan Bir Millet Uyanıyor'u çekti. Turan Seyfioğlu ile ilgili sorun çıkınca Atıf Terzioğlu o rolü oynamak istediğini söyledi. Muhsin Ertuğrul da bunu kabul etti. Bu rol onun adını sadece sinema sahnesine değil, halkın kalbine de nakşetti. Atıf Terzioğlu, milli kahraman Yahya Kaptan rolüyle gönüllerde taht kurdu, şöhrete kavuştu. Bunun etkisiyle soyadını da Kaptan olarak değiştirdi. Anadolu turnesine çıkan ve tiyatroya devam eden Atıf Kaptan, diğer yandan siyah beyazlı Yeşilçam'ın o dönem en dikkat çekici simalarından biri olmayı başardı. Şehvet Kurbanı, senede bir gün gibi onlarca filmden sonra 1953'te Kont Drakula İstanbul'da filminde yerli sinemanın ilk Drakulası oldu. 1929'da Yeşilçam'a adım atan Atıf Kaptan hemen her yıl onlarca filmde oynadı. O yapımlar arasında Ankara Ekspresi, Çöl Kanunu, Kara Murat, Battal Gazi, Ağrı Dağı Efsanesi gibi Yeşilçam'da önemli bir yer tutan filmler de vardı. Ama benim bu laflara karnım tok. Atıf Kaptan bazen evliyaları, iyi adamları canlandırsa da özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda Yeşilçam'ın kötü karakterlerine mahkum oldu. Buna bir de sert bakışı ve fiziki kabiliyetini de ekleyince kısa sürede Yeşilçam'ın en iyi kötü adamları listesinin üst sıralarına yerleşti. Başına öyle bir iş açacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak. Atıf Kaptan'ın canlandırdığı kötü adamlar esas oğlana ve sevdiği kıza fiziksel değil, daha çok psikolojik şiddet uyguluyordu. Rollerinde entrika ve tuzaklar vardı. Gerekirse oğlunu gelininden ayırmak için kumpas kurar, zavallı kızı baygın halde başkasının koynuna sokup fotoğraf çektirirdi. Aynur'a biz iftira ettik, biz evden kovduk. Atıf Kaptan sinemanın büyülü dünyasında güçlü ve etkileyici karakter oyunculuğuyla unutulmaz bir yer edindi. O, seyircinin korkuyla izlediği zalim, sert, acımasız baba, zorba iş adamı tiplemelerinin ardında aslında derin bir insancılık ve samimiyet barındırıyordu. Ancak bu kötü adam rollerinin de bir bedeli vardı. Erol Taş, Hayati Hamzoğlu ve diğerleri gibi o da birçok defa bu karakterler yüzünden küfür, hakaret işitti. Yazlık sinemaların yaz gecelerini süslediği yıllarda sinema salonlarında yankılanan ''Hain Adam'' kalleş gibi tepkiler aslında onun oyunculuğunun gücünü ve sahiciliğini gösteriyordu. Çok zengindi. Atıf Kaptan rolleri yüzünden gördüğü kötü muameleden rahatsız değildi. Bunu oyunculuğunun ne kadar iyi olduğunun bir işareti olarak görüyordu. Sırf bu yüzden gizlice filmlerinin oynatıldığı sinemalara gidip izleyicilerin tepkilerini ölçüyordu. Kötü temsil edilmeseydi iyiliğin kıymetini nasıl bilirdik? Fakat ben bir taraflı değilimdir. Zira müsbet karakterli rollere de zaman zaman çıktığımı herhalde hatırlayacaksınız. En büyük zevkim, menfi karakterli rollerde nefret topladığımı, müsbet karakterli rollerde de sevgiyle karşılandığımı görmektir. Çoğu defa başarı derecemi anlamak için gizlice sinemaya giderim. Bir defa rol icabı kızıma huşunetle vurmuştum.
önümdeki, yanımdaki sıralarda. Gözün kör olsun herif. Allah cezanı versin. Yapılır mı bu gibi sözleri bizzat işittim. Bir aktör için en büyük manevi kazanç da bu değil midir? Atıf Kaptan senelerce yerli sinemada Nazi ve Yunan subaylarını, kötü fabrikatörleri, bazen de sarıklı cübbeli evliyaları canlandırdı. Birçok oyuncunun furyaya teslim olduğu 70'lerde o her yıl yaklaşık 10 normal filmde kendine yer buluyordu. Ancak bu maddi olarak ayakta kalmaları için yeterli değildi. Bu yüzden çocukluk arkadaşı Hulusi Kentmen'le birlikte tiyatro kurdu. Anadolu'yu şehir şehir gezip oyunlar sahneledi. Sinemada genellikle zenginleri canlandıran bu iki ismin bu zor şartlar altında tiyatro yapmaya çalışması oldukça ironikti. Atıf Kaptan, Yeşilçam'daki sömürü düzenine karşı ve emekçilerin hakları için de mücadele eden bir isimdi. Hulusi Kentmen, Aliye Rona, Nubar Terziyan ve Ali Şen'le bu yüzden Sinema Sanatçıları Derneği'ni kurdu. Sendikal hakları için mücadele ettiler. Atıf Kaptan her şeye rağmen uzun yıllar Yeşilçam'da kendine yer bulabilmeyi başardı. Onu tanıyanların anlatımına göre bunun nedeni sinemadaki rollerinin aksine gerçek hayatta insancıl, neşeli bir insan olması ve işini çok sevmesiydi. O zavallıların yardımına koşmalıyız. 1976'yı 4 filmle geride bırakan Atıf Kaptan, 1977'de son defa kamera karşısına geçti. Ölüm onu memleketinden uzak bir diyara, Ürdün'e çağırdı. Nisan ayında Akdeniz Kartalı filmi için Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti. Ancak çekimler sırasında kalp krizi geçirdi. 22 Nisan 1977'de araçla hastaneye kaldırılırken yolda vefat etti. Bazı kaynaklar 68 yaşında öldüğünü belirtse de mezar taşındaki bilgiye göre 73 yaşında yaşamını yitirdi. İstanbul Beyoğlu'nda oturan Atıf Kaptan'ın son sözü ve vasiyeti İzmit'te anne babasının yanına defnedilmekti. Bu yüzden cenaze namazı orada kılındı. Orhan Gencebay, Hakan Balamir, Hüseyin Zan, Süheyl Eğriboz, Osman Alyanak, Nubar Terziyan gibi çok sayıda ismin katıldığı namazın ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Olacak şey mi bu? Oğlumun bir kuruşunu bile o kalpağa yedirir miyim sanıyorsunuz? Atıf Kaptan, Yeşilçam'ın kurucu aktörlerinden biriydi. 300'e yakın filmde oynadı. Milli kahraman da oldu, seyircinin küfrettiği kötü adamdı. Rolleriyle, oynadığı karakterlerle barışık bir oyuncuydu. Onca sene kötüleri canlandırmasına rağmen sevilmeyi de başardı. İki defa en iyi aktör seçildi. Memleketinden uzak bir yerde yaklaşık 50 sene önce aramızdan ayrılsa da, filmleri, hatırasını günümüze taşımaya devam ediyor. Başına öyle bir iş açacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.